Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hoca. Kanalıma yani Türkcani'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk konumuz olan sözcükte anlam konusunu anlatmış olacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar, dilin anlamlı en küçük parçasına biz ne diyoruz? Sözcük diyoruz. Sözcükler kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar kazanır. İşte kazanmış olduğu bu farklı anlamlara da ne denir? Çok anlamlılık denir arkadaşlar. Şimdi isterseniz bunlara örnekler üzerinden bakmış olalım. Çocuğun ağzında iki diş ya vardı ya yoktu cümlesinde ağız sözcüğü burada organ anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada nedir? Gerçek anlam vardır. Şoför bey bizi yol ağzında indirir misin ifadesinde bakın yol ağzı burada bir yakıştırmacanın olduğunu görüyoruz. Kavşak anlamına gelmiş. Dolayısıyla burada ne vardır yine? Yan anlam vardır. Ayşe şişenin ağzını yere doğru çevirip bütün suyu döktü ifadesinde şişenin ağzı. Yine bir yakıştırmaca var. Burada da ağız sözcüğü yan anlamda kullanılmıştır. Karadenizlilerin kendine ait yöresel ağızları var ifadesinde ise ağız sözcüğü bir edebiyat terimi olarak kullanılmış. O yüzden burada da terim anlam vardır. O kadar ısrar etmemize rağmen ağız dil vermedi sözcüğünde ise ağız dil vermedi ifadesi konuşmamak, hiçbir şey söylememek anlamına gelir. Bundan dolayı da bu mecaz anlamda kullanılmıştır. Bakın ağız sözcüğü ne yapmış? Birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılmış farklı örneklerde. O yüzden biz buna ne diyoruz? Çok anlamlılık diyoruz. O halde biz buradan şunu çıkarabiliriz. Bir sözcüğün cümle içindeki anlamı çok önemlidir. O sözcüğü kullanılmış olduğu cümleye göre değerlendirmek ve anlamını ona göre yorumlamak gerekiyor. Şimdi anlamına göre cümleleri incelemiş olalım. Bunlardan birincisi gerçek anlam arkadaşlar. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına ne denir? Gerçek anlam denir. Bakın, gözümün gördüğünü bir türlü kalbim kabul etmiyor cümlesinde göz yine organ adı anlamına gelmiş. Burada nedir? Gerçek anlamdır. Çünkü akla gelen ilk anlam olduğunu görüyoruz. Orhan sevgilisinin koluna girmiş sahilde dolaşıyordu. Sahil deniz kenarı, o yüzden bu da gerçek anlamdadır. Fakat burada kol sözcüğüne de bakalım. Kol sözcüğü de organ adı anlamına gelmiş. Akla gelen ilk anlam bu da gerçek anlamlıdır. Dedem tavuğun kanatlarından tutmuş kümese götürüyordu ifadesinde. Bakın tavuğun organı kanat kelimesi. Dolayısıyla bu da gerçek anlamda kullanılmış. Büyük bir güç gösterisinde bulunarak arabayı eliyle durağa çekti ifadesinde. Çekmek herhangi bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek ya da sürüklemek anlamına gelir. Arkadaşlar bu da gerçek anlamda kullanılmış çünkü bu anlama geliyor. Doğum gününde hediye edilen saatini dans ederken kırdı. Parçalarını ayırmak anlamına gelir. Dolayısıyla kırmak sözcüğü de burada yine gerçek anlamda kullanılmıştır. Geçelim yan anlama. Bir sözcüğün gerçek anlamından yola çıkarak kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Örneklerimize bakalım. Bu inşaat temelinin daha 1000 ton çimento yemesi gerekiyor ifadesinde yemek sözcüğü kullanmak ya da sarf etmek anlamına gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla gerçek anlamından yola çıkıp bakın yeni bir anlam kazanmış. O yüzden buna ne denir? Yan anlam denir. Kardeşi ve kendisi üniversitede okuyordu. Burada okumak sözcüğü eğitim almak anlamına geliyor. Gerçek anlamından yola çıkarak bu da yeni bir anlam kazanmış. O yüzden bu da yan anlamdır. Onun yetiştirdiği ustalardan hayır gelmez ifadesinde yetiştirmek yani belirli bir seviyeye getirmek anlamında kullanılmış. Bu da gerçek anlamından yola çıkarak yeni bir anlam kazandığı için biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Yan anlam diyoruz. Yan anlamla ilgili bir uyarımız var. Organ adlarıyla yapılan yan anlamlara ne denir? Yakıştırmaca denir. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Bakın şimdi.
satın aldığı şirketin bütün evraklarını çekmecenin gözünde buldu ifadesinde organa dolan göz çekmeceye aktarılmış. O yüzden burada ne vardır? Yakıştırmaca. Diğer adıyla arkadaşlar yan anlam vardır. Uçak kanatlarında çıkan yangın nedeniyle erken iniş yaptığı ifadesinde yine burada organa dolan kanat uçağa aktarılmış. Bundan dolayı burada da yine yan anlam yani yakıştırmaca vardır. Ali Osman yeni aldığı katı meyve sıkacağının kolunu yavaşça çevirdi cümlesinde kol organ adıdır. Fakat katı meyve sıkacağına aktarılmış, onun bir parçasına aktarılmış. O yüzden burada da ne vardır yine yakıştırmaca vardır. Yan anlamın diğer adı organ adıyla yapılırsa yakıştırmacadır. Mecaz anlam bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama biz ne diyoruz? Mecaz anlam diyoruz arkadaşlar. Bakın muhakkak gerçek anlamından uzaklaşması lazım. Yeni projeleri ve davranışlarıyla patronun gözüne girdi. Hatırlarsanız göz kelimesini gerçek anlamda kullandık. Yan anlamda kullandık. Burada ise gözüne girmek demiş. Yani beğenilmek anlamına geliyor. Dolayısıyla gerçek anlamından uzaklaşıp yeni bir anlam kazanmış. O yüzden buradaki nedir? Mecaz anlamdadır. Virüs çok tehlikeli ve etrafta kol gezerken insanların maske takmamasını anlamıyorum ifadesinde. Bakın kol ifadesi de aynı şekilde. Hem gerçek hem yan anlamda kullandık. Burada peki ne anlama geliyor? Dolaşmak anlamına gelmiyor mu? O yüzden gerçek anlamından uzaklaşmış. Yeni bir anlam kazanmış. Buna da mecaz anlam denir. Soğuk kış gününde sokakta tanıştığı üç kimsesiz çocuğa kol kanat olmuştu. Yine kol kanat olmak ifadesi burada da mecaz anlamdadır. Sahiplenmek anlamına gelmiştir. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Bundan dolayı da mecazdır. Bunca yıl ben senin bütün kahrını çektim. Sıra sende ifadesinde ise kahırını çekmek. Bakın çekmek sözcüğü gerçek anlamda kullanmıştık. Peki buradaki kahrını çekmek nedir? Sıkıntılarını üstlenmek anlamına gelir. Sıkıntı üstlenmek nedir? Burada mecazdır. Bundan dolayı da mecaz anlamda kullanılmıştır. Hastanede ziyaretine gitmedik diye bize kırılmış. Kırılmak sözcüğünü de gerçek anlamda kullanmıştık. Parçalanmak anlamına gelir demiştik. Fakat buradaki kırılmak üzülmek anlamına geliyor. Gerçek anlamından uzaklaşıp yeni bir anlam kazanmış. O yüzden burada da nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. Geçelim terim anlama. Bilim, sanat, meslek ya da herhangi bir alanla ilgili sözcüklerin yine aynı alanla ilgili cümlelerde kullanılmasına ne denir arkadaşlar? Terim anlam denir. Bakın şimdi. Karacaoğlan yazdığı güzellemelerde halk deyişlerine yer verir ifadesinde deyiş edebiyatta olan bir terimdir. Edebi bir ifadede kullanılmış. O yüzden bu nedir? Terim anlamlı bir sözcüktür. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ifadesinde açı sözcüğü geometrik bir ifadedir. Matematiksel bir ifade içerisinde kullanılmış. O yüzden bu da terim anlamlıdır. Derece sözcüğü de yine aynı şekilde. Etrafında gelişen olaylara bir de bu açıdan bak ifadesinde ise açı sözcüğü burada bakın yön anlamına gelmiş. Yön anlamına geldiği için de nedir? Mecaz anlamdadır arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar söylüyoruz. Bir sözcüğün cümle içindeki kullanımı ve anlamı çok önemli. O sözcüğü o cümleye göre değerlendirmek gerekiyor. Geçelim argoya. Aynı gruptan ya da meslekten insanların konuştuğu üst dile denir. Bu dili herkes anlamaz. O gruba mensup ya da mesleğe mensup insanların anladığı dile denir. Polislere ne denir arkadaşlar? Argoda aynasız ifadesi kullanılır. Kağıt para papel olarak geçer. Kabadayı bıçkın olarak geçer. Kavga çıngar olarak ifade edilir. Mezarlık bamya tarlası olarak kullanılır. Anam babam bu da arkadaşlar teklifsiz bir seslenmedir diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi meslek ya da gruplara ait
bir üst dilin olduğu görülmektedir. Günlük hayatta kullanmadığımız kelimeler bunlar. O yüzden buna da biz ne diyoruz? Argo adını veriyoruz arkadaşlar. Evet, geçtik sözcükler arası anlam ilişkilerine. Bunlardan birincisi eş anlamlı, diğer adıyla anlamdaş sözcükler. Nedir peki eş anlamlı ya da anlamdaş sözcük? Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere ne denir? Eş anlamlı ya da anlamdaş sözcük denir. Bakın, yılın eş anlamlısı nedir? Senedir. Yazılışı ve okunuşu farklı, anlamı aynıdır. Feragat, vazgeçmek demektir. Bunun da bakın yazılışı ve okunuşu farklı, anlamı aynıdır. Yüzyıl, asır, okul, mektep, öğrenci, talebe, yollamak, göndermek, soru, sual, fedakar, özveri. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olduğu için bunlara eş anlamlı sözcük diyoruz. Karşıt zıt anlamlı sözcükler. Anlam bakımından birbirinin zıttı veya tersi olan sözcüklere zıt anlamlı sözcük denir. Güzelin zıt anlamlısı nedir? Çirkindir. Açılış, kapanış. Ağlamak, gülmek. İyi, kötü. Büyük, küçük. Aşağı, yukarı. Bunlar da zıt anlamlı sözcüklerdir ki daha birçok yazabiliriz arkadaşlar. Aklımıza ilk gelen sözcükleri bu şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi geçelim zıt anlamlı sözcüklerle ilgili uyarılarımıza. Birinci uyarımız, bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değildir. Şu dünyada bir kez olsun bile yüzüm gülmedi ifadesinde bakın gülmek fiil, mame eki nedir burada? Olumsuzluk ekidir. Görmüş olduğunuz gibi burada gülmek sözcüğünün olumsuzu kullanılmış. Fakat gülmek sözcüğünün zıttı gülmedi ifadesi değil ki. Nedir peki? Hayatınız boyunca ağlamalarınız mutluluktan olsun ifadesinde gülmek sözcüğünün zıttı ağlamaktır arkadaşlar. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. İkinci uyarımıza bakacak olursak, bir sözcüğün zıt olabilmesi için her ikisi ya gerçek ya da mecaz olmalıdır. Bakın, dün gece sipariş verip yediğimiz çiğ köfteler acıydı ifadesinde. Acı sözcüğü burada gerçek anlamında kullanılmıştır, değil mi? Tatma duyu organına hitap ediyor. Atalarımız ne demiş? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Buradaki tatlı sözcüğüne bakacak olursak da tatlı dil ifadesiyle güzel söz anlamına geliyor. Peki burada gerçek anlamda mı kullanılmış? Hayır, mecaz anlamda kullanılmış. Dolayısıyla bunlar arasında bir zıt anlamlılık söz konusu mudur? Değildir. Ne demiştik? Her ikisi ya gerçek ya da mecaz olacak demiştik. Bu kurala aykırı olduğu için bunlar da zıt değildir arkadaşlar. Lütfen buna da yine dikkat etmiş olalım. Eş sesli sesli sözcükler. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcük denir. Şimdi örneklerimize bakalım. Elif'in yüzünde çıkan sivilcelere karşı çözüm bulamadık. Bakın burada yüz sözcüğü organ anlamında kullanılmış. Ali Çınar girmiş olduğu sınavda 100 puan alarak doktor olduğu ifadesinde ise yüz sözcüğü nedir? Sayı olarak kullanılmış. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için sesteştir. Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt. Öğütmek, un haline getirmek, yani burada fiil. Burada ise nasihat anlamında kullanılmış. Dolayısıyla yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için sesteştir. Serdar, bu yaz bana da yaz ifadesinde yaz
mevsim olarak kullanılmış. Burada da yine yazmak nedir? Fiildir. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için sesteştir. Kırda topladığı küçük dalları kırıp semaverin altına koydu. Kır, şehir dışındaki yerleşim yerine denir arkadaşlar. Şehir dışındaki yerleşim yerleridir. Buradaki kırmak nedir peki? Parçalarını ayırmak, parçalamak anlamına gelir, fiildir. Bakın, yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için bunlar da yine sesteş sözcüktür. Sesteş sözcüklerle ilgili iki tane önemli uyarımız var. Bunlardan birincisi, aynı sözcüğün gerçek anlamda kullanımıyla yan ve mecaz anlamındaki kullanımı sesteş değildir. Gemiler içindeki mürettebatla karaya yanaşıyordu. Kara arkadaşlar nedir burada? Toprak parçası anlamına gelmiş. O yüzden gerçek anlamdır. Akla gelen ilk anlam çünkü. Necip'in kara haberi doğduğu köye kendisinden önce ulaşmıştı ifadesinde buradaki kara sözcüğüne bakacak olursak kara haber yani kötü, olumsuz haber, ölüm haberi gibi anlamına gelmiş. Dolayısıyla kara sözcüğü burada mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmış. Bundan dolayı da biri gerçek, biri mecaz olduğu için bunlar nedir? Sesteş değildir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim yine. İkinci uyarımıza bakacak olursak, Arapça ve Farsça kökenli inceltme işaretli sözcüklerle yani bizim ifademizle şapkalı sözcüklerle dilimizdeki benzer sesli sözcükler sesteş değildir. Yar uçurum anlamına gelir ama yar dersem sevgili anlamına gelir. O yüzden bunlar sesteş değildir. Kar yağıştır fakat kar gelir anlamına gelir. Bunlar da sesteş değildir. Ama fakat yani bunlar bağlaştır arkadaşlar. Ama dersem görme engelli kör anlamına gelir. Dolayısıyla bunlar da sesteş değildir. Alem bayraktır. Alem evrendir. Bunlar da arkadaşlar yine sesteş değildir. Bir sözcüğün sesteş olabilmesi için tam ses benzerliğinin olması gerekir. Bunlar da o var olmadığı için yani birinde inceltme işareti olduğu için diğerinde olmadığı için sesteş olarak kabul edilmemiştir. Geçiyoruz somut ve soyut sözcüklere. Beş duyu organıyla algılayabildiğimiz sözcükler somut, algılayamadığımız sözcükler ise nedir? Soyuttur. Bakın ses, koku, tatlı, gökyüzü ve sert gibi sözcükler beş duyu organıyla algılandığı için somuttur. Fakat rüya, akıl, hayat, zaman, aşk ve düşünce gibi sözcükleri biz beş duyu organıyla algılayamadığımız için bunlar da nedir? Soyut sözcüklerdir. Somut ve soyut sözcüklerle ilgili iki tane önemli kavramımız daha var. Bunlardan birincisi somutlaştırma. Soyut anlamlı bir sözcüğün anlam genişlemesi yoluyla somut hale gelmesine denir. Güzeller içinde bir seni sevdim ifadesinde bakın güzel sözcüğü normalde soyuttur arkadaşlar. Fakat güzeller derken burada ne yapıyor? Güzel kızlar içinde bir seni sevdim anlamına getirmiş. Kız sözcüğü somuttur. Çünkü görebiliyoruz değil mi? Görme duyu organına hitap ediyor. O yüzden burada ne vardır? Somutlaştırma vardır. Öğretmenim sürekli iyilerle oturup kalkmamı söylerdi ifadesinde iyi sözcüğüne bakalım. Normalde iyi sözcüğü soyuttur. Fakat burada iyilerle derken insan olarak insan anlamında kullanılmış. İnsanları da görebiliyoruz. İnsanlar da somuttur. Bakın soyut anlamlı bir sözcük anlam genişlemesi yoluyla somut hale geldiği için buna ne deniyor arkadaşlar? Somutlaştırma deniyor. Geçelim soyutlaştırmaya. Burada da somut anlamlı bir sözcüğün yine anlam genişlemesi yoluyla soyut hale gelmesine denir. Senin dediğini yapmak için mangal gibi yürek gerek ifadesinde yürek sözcüğüne bakalım. Normalde yürek sözcüğü kalp anlamına gelir ve somuttur. Fakat buradaki yürek sözcüğü
görmüş olduğunuz gibi cesaret anlamına gelmiş ve cesaret de nedir? Soyuttur. Somut anlamlı bir sözcük soyut hale geldiği için anlam genişlemesi yoluyla buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Soyutlaştırma diyoruz, değil mi? Soyutlaştırma denir buna. İkinci örneğimize bakalım. Müşterilerden güler yüzü eksik etmez, herkese çok sıcak davranırdı. Bakın sıcak kelimesi. Sıcak normalde dokunma duyu organına hitap eder ve somuttur. Fakat buradaki sıcak samimiyet anlamına gelmiş. Samimiyet soyuttur. Bundan dolayı da arkadaşlar anlam genişlemesi yoluyla somut bir sözcüğün soyut hale geldiğini görüyoruz. Buna da ne denir? Buna da soyutlaştırma denir. Nitel ve nicel sözcükler. Bir varlığın sayılabilen, ölçülebilen özelliklerine nicel anlam denirken, sayılamayan, ölçülemeyen özelliklerine ise nitel anlam denir. Usta yazar az sözle çok şey anlatmayı kendine hüner edinir ifadesinde. Az söz sayılabilir mi? Evet. Çok şey sayılabilir mi? Bu da sayılabilir. O yüzden buradaki az ve çok sözcükleri nicel anlamda kullanılmış sözcüklerdir. Yaramazlık yapan oğluna ağır sözler söyleyecekmiş ifadesinde ağır söz. Arkadaşlar elimde iki poşet çok ağır desem ölçülebilir. Fakat ağır söz yani kaldıramayacak derecede anlamına gelmiş. Mecaz anlamda kullanılmış. O yüzden burası nedir? Nitel anlamlı bir sözcüktür. Beşiktaş maçının bitmesine kısa bir süre kalmıştı ifadesinde. Kısa sözcüğü ölçülebilir mi? Evet. 2 dakika, 3 dakika kalmışsa, 5 dakika, 10 dakika kalmışsa kısa bir süredir. Ölçülebilir. O yüzden kısa sözcüğü burada nicel anlamdadır. Dar düşüncelerden artık bıktığını söylediği ifadesinde ise dar düşünce yani sığ düşünce anlamına geliyor. Bu da arkadaşlar mecaz anlamda kullanılmış. Düşüncenin darlığı ya da genişliğini ölçecek herhangi bir alet yok. O yüzden dar sözcüğü de nedir? Nitel anlamdadır. Buna da dikkat edelim. Bakın yine bir sözcüğün kullanılmış olduğu cümleye göre nitel ya da nicel olduğunu görüyoruz. Yani anlamının değiştiğini görüyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Evet, geçiyoruz arkadaşlar dolaylamaya. Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavram ya da varlığın birden fazla sözcükle anlatılmasına ne denir? Tabii ki dolaylama denir arkadaşlar. Bakın, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder bu ülkeyi gençlere emanet ettiği ifadesinde Ulu Önder'den kastedilen Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. O yüzden burada dolaylama vardır. Yedi tepeli şehir ziyarete gelen turistleri kendine hayran bırakıyordu ifadesinde. Yedi tepeli şehir derken İstanbul ifade edilir. Burada da dolaylama var. Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü cümlesinde ise meşin yuvarlaktan kastedilen şey toptur. Burada da dolaylama var. Kardeşi vatani görevini yapmak üzere İzmir Foça'ya doğru yola çıkmıştı ifadesinde ise vatani görev askerlik için kullanılır. Burada da dolaylama var. Ali az önce tuttuğu derya kuzularını temizleyip ızgaranın üstüne bıraktı. Derya kuzuları nedir arkadaşlar? Balıktır. Burada da dolaylama var. Bu sene altın boynuzda tekne yarışları olmayacak gibi duruyor ifadesinde altın boynuzdan kastedilen yer Haliç'tir arkadaşlar. Burada da dolaylama var. Kısacası bakın, bir sözcükle anlatılabilecek bir kavram ya da varlığın birden fazla sözcüklerle anlatılmasına biz ne diyoruz? Dolaylama diyoruz. Geçiyoruz güzel adlandırmaya. Kulağa hoş gelmeyen sözcüklerin yerine daha güzel sözcüklerin kullanılmasına güzel adlandırma denir arkadaşlar. Bakın, çocuklarını trafik kazasında kaybeden kadın kocasını da İnci hastalığa teslim etti ifadesinde ince hastalıktan kastedilen şey veremdir. Dün gece 1,5 sularında hayata gözlerini yumdu. Hayata gözlerini yummak arkadaşlar ölmek anlamına gelir.
Kulağa hoş gelmeyen bir sözcüğün yerine daha güzel bir ifade kullanılmış. O yüzden buna güzel adlandırma denir. Veremin yerine de bakın ince hastalık kullanılmıştı. Cenazeyi öğle namazına müteakip toprağa verdik ifadesinde toprağa vermek hangi ifade için kullanılır? Gömmek için kullanılır arkadaşlar. Bu kulağa hoş gelmiyor fakat toprağa vermek kulağa daha kibar, daha naif geliyor. O yüzden buna da güzel adlandırma denmektedir. Geçelim yansıma sözcüklere. Doğada var olan seslerin, arkadaşlar bakın burada ses olacak muhakkak, yazıya aktarılmasına ne denir yine? Yansıma sözcük denir. Bakın, çocuklar şırıl şırıl akan suyun kenarında piknik yapıyordu ifadesinde şırıl şırıl sözcüğü suyun akmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar sesin yazıya aktarılmasıdır. O yüzden buna yansıma diyoruz. Havai fişeklerin patlamasıyla gökyüzünde renkli görüntüler oluştu ifadesinde buradaki yansıma pattır arkadaşlar. Havai fişeklerin o ilk andaki çıkarmış olduğu sestir. Dolayısıyla bu da yansımadır. Bahçeye giren hırsızlara ilk tepkiyi gösteren köpekler durmadan havlıyordu ifadesinde ise yine havlıyordu sözcüğündeki hav sözcüğü köpeklerin çıkarmış olduğu bir sözcüktür, bir sestir. Bundan dolayı buna da ne denir yine? Yansıma sözcük denir. Yansıma sözcüklerle ilgili önemli bir uyarımız var. Yansıma sözcükler kesinlikle sesle oluşturulur. Seslerin yazıya geçmesidir arkadaşlar, tamam mı? Seslerin yazıya aktarılmasıdır. Bunun dışındaki sözcükler yansıma sözcük değildir. Bakın, güneş enerjisinin camları parlıyor, dikkatimizi dağıtıyordu ifadesinde parlamak görüntüdür değil mi arkadaşlar? Ses değildir. Ses olmadığı için de bu yansıma sözcük değildir. Kahvaltı yapmak için girdiğimiz köy evinde kuşlar aralıksız ötüyordu. Yine kuşlar cik cik diye öter. O yüzden kuşun çıkarmış olduğu ses değildir ötmek fiili. Bundan dolayı da arkadaşlar bu da yansıma sözcük kabul edilmemektedir. Bunlara da dikkat edelim. Geçtik teşbih, diğer adıyla benzetmeye. İfadeyi güçlendirmek için aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlüye çeşitli yönlerden benzetilmesine teşbih, diğer adıyla da arkadaşlar benzetme denir. Bakın, Ali aslan gibi cesur bir çocuktu derken Ali'yi neye benzetmişim? Aslana benzetmişim. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı derken sevmek ifadesini korkuya benzetiyorum. Yalnızlığı da büyük acıya benzetiyorum. Durmuş bir saat gibiydi durup geçmeyen zaman. Durup geçmeyen zamanı durmuş bir saate benzetiyoruz. Zayıf olanın güçlü olana çeşitli yönlerden benzetiyoruz. Buna da arkadaşlar teşbih, yani benzetme denir. Teşhis, diğer ifadeyle kişileştirme. İnsana ait özelliklerin İnsan dışındaki varlıklara aktarılmasına teşhis, diğer ifadeyle kişileştirme denir. İçmiş gibi geceyi bir yudumda göğün mağrur bakışlı bulutları. Bakın arkadaşlar, bulutlar bakabilir mi? Hayır. Peki bulutlar içebilir mi? Hayır. Dolayısıyla insana ait özellik insan dışındaki buluta aktarıldığı için burada teşhis vardır. Yani kişileştirme vardır. Haliç'te bir vapuru vurdular 4 kişi. Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Bakın, vapuru arkadaşlar burada ne yapıyor? Kişileştiriyor. Eli kolu bağlıydı ifadesiyle, ağlıyordu ifadesiyle insana ait bir özellik insan dışındaki varlığa, yani vapura aktarılmış. Burada da kişileştirme var. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Bunu söyleyen kim? Ceviz ağacının kendisi. Ceviz ağacı böyle bir konuşabilir mi? Hayır. Böyle bir şey söyleyebilir mi? Hayır. Dolayısıyla burada da yine ne vardır? İnsana ait konuşma özelliği doğaya aktarıldığı için, ceviz ağacına aktarıldığı için teşhis, yani kişileştirme sanatı söz konusudur. Kinaye, bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaya ne denir arkadaşlar? Kinaye denir.
Mehmet boynu bükük bir çocuk ifadesinde, bakın boynu bükük. Gerçekte bir boynunun bükük olması var. Bir de arkadaşlar kimsesiz olması anlamına gelir. Dolayısıyla hem gerçek hem de mecaz anlama geldiği için burada kinaye söz konusudur. Unutmayın, hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek. Sen bilirsin, yalnız taştan duvar olmaz. Arkadaşlar, gerçekten de bir tane taştan duvar olur mu? Yolda gördüğünüz bir taşa, aa siz duvara bak mı diyorsunuz? Hayır tabii ki de. Fakat bir de bunun mecaz anlamı var. Yani birlikten, beraberlikten bahsediyor. Dolayısıyla yalnız taştan duvar olmaz ifadesi hem gerçek hem de mecaz anlama geldiği için burada da kinaye vardır. Mum dibine ışık vermez. Arkadaşlar, gerçekten de fiziksel olarak baktığımızda mumun dibine ışık vermediğini görüyoruz. Etrafını aydınlattığını görüyoruz. Peki bu gerçek anlamıydı. Bir de bunun mecaz anlamı var. Herhangi bir kişinin etrafına faydalı olamamasından bahsediyor. Bu da bunun mecaz anlamıdır. Bakın, hem gerçek hem de mecaz anlama geldi. Dolayısıyla burada da yine kinaye söz konusudur. Bu iş böyle. Hamama giren terler ifadesinde hamam nemli bir yer olduğunda, sıcak olduğu için insanlar girdiği zaman ne yapar arkadaşlar? Terler. Bu gerçek anlamı. Peki mecaz anlamı nedir? Arkadaşlar, alınan bir sorumluluğun insanları terletmesidir. Yani zor duruma düşürmesidir, emek sarf etmesidir, çaba sarf etmesidir, onu zorlamasıdır. Bu anlama gelir. Dolayısıyla bu da hem gerçek hem de mecaz anlama geldiği için yine kinaye söz konusudur. Atalarımız boşuna dememiş, körle yatan şaşı kalkar. Şimdi arkadaşlar, bu ifadeye baktığımızda gerçek anlamı var mı? Hayatınızda kaç kişi körle yatıp şaşı kalktı? Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü körlük bulaşıcı bir hastalık değil. Bundan dolayı da gerçek anlamı yok. Mecaz anlamı var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim anlamına gelir. Ya da üzüm üzüme baka baka kararır anlamına gelen atasözleriyle birebirdir arkadaşlar. Bundan dolayı burada kinaye yoktur. Neden? Çünkü bunun gerçek anlamı yok arkadaşlar. Bu mecaz anlamda kullanılmıştır. Bundan dolayı da burada kinaye söz konusu değildir. Unutmayalım. Hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek kinayede. 12. anlamsal özelliğimize geçiyoruz. Tarize. Sözün ya da kavramın gerçek ve mecaz anlamı dışında büsbütün tersini kastetmeye tariz denir. Bakın, bu ne kudret ki elifbayı okur ezberden ifadesinde, elifba Kur'an'ın başlangıç kitabıdır arkadaşlar. Harflerin, harekelerin yer aldığı bir kitaptır. Bunu okuyan kişi kudretli olmaz ki. Kur'an-ı Kerim'i okursan kudretli olursun. Yani söylenen sözün tam tersini kastediyor. Aslında kudretsiz birini olduğunu ifade ediyor. Güçsüz biri olduğunu söylüyor arkadaşlar. O yüzden burada tarih vardır. Nursima o kadar zeki bir çocuk ki 50 kez anlatınca ancak anlıyor ifadesinde. Zeki çocuk şıp demeden hemen anlar arkadaşlar. Yani bir defada anlattığınız zaman hemen olayı, bilgiyi kapan kişidir. Ama bu 50 kez anlatınca anladığına göre söylenen sözün tam tersini kastediyor. Yani Nursima'nın bu kadar da ya da o kadar da zeki olmadığını ifade ediyor. O yüzden burada yine tarih sanatı vardır. Senin gibi bir dostum varken düşmana ne gerek var? Kavgada bile söylenmeyecek bir söz bu arkadaşlar. Aslında dost diye bildiklerinin düşman olduğunu ifade ediyor. O yüzden burada da tariz vardır. Çünkü söylenen sözün tam tersi ifade edilmektedir. Sözcükte anlamla ilgili arkadaşlar, birinci videomuzun son konusuna geçiyoruz. Mübalağa. Bir düşünceyi aşırı derecede büyüterek ya da küçülterek anlatmaya ne denir? Mübalağa denir arkadaşlar, tamam mı? Örneklerimize bakalım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadı ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Arkadaşlar, şimdi herhangi bir kişinin feryadının ya da ahının göklere erişmesi söz konusu mudur? Hayır. Görmüş olduğunuz gibi bir durumu abartarak söylüyor. O yüzden burada mübalağa vardır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır ifadesinde
Hayatınızda hiç gördünüz mü? Of çeken birisinin bir dağ yıktığına şahit oldunuz mu? Bence olmamışsınızdır. O yüzden burada da mübalağa vardır. Alem sele gitti gözüm yaşından. Arkadaşlar, kimsenin gözyaşıyla sel oluşmaz. O yüzden burada da ne vardır? Bir mübalağa vardır. Bu şekilde ifade edebiliriz bunu da. Yani herhangi bir düşünceyi aşırı derecede büyüterek ya da küçülerek anlatmaya mübalağa denir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.